Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Kanala ilk kez gelen arkadaşlar için ben Tuğba Fuatoğlu. İrlanda ile ilgili videolar yapıyorum. Bazen de kendi hayatımdan bazı videolar paylaşabiliyorum. Eski arkadaşlar için biliyorsunuz bir süredir buralarda değilim. Sizlerle yeniden buluştum, buradayım. Bir süredir ara vermiştim. En son geçen sene sanırım Mayıs aylarında falan bir piknik videosu çektim arkadaşlarımla. Çok eğlenceliydi. Sonrasında bir süre ara verdim. Sizlerle iletişimi tamamen kestim gibi bir şey oldu. Bazılarınıza cevap verdim, bazılarınıza cevap verecek vaktim olmadı ne yazık ki. Bundan sonrasında elimden gelince bir tık daha fazla sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Bugün sizden bir ricam olacak sadece arkadaşlar. Uzun süredir video yapmadığım için biliyorsunuz YouTube algoritması ne kadar video yüklerseniz, ne kadar çok önerilirseniz sizi de o kadar ön plana çıkarıyor. Ben bir süredir video yapmadığım için analitiklerde bir düşüş var tabii ki. O yüzden sizlerden ricam, bu videoyu izledikten sonra, sonuna kadar izledikten sonra, onu da özellikle söyleyeyim, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın ve tabii ki arkadaşlarınızı da önerirseniz çok mutlu olurum. Böylece ben de video yapabilmek için daha çok motive olmuş olurum deyip lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, dil okuluyla İrlanda'ya gelmek istiyorsanız eğer Work and Study kapsamındaki programa katılmanız gerekiyor. Nedir bu program? 8 aylık bir vize programı arkadaşlar. Başvurduğunuzda 8 aylık bir vize alıyorsunuz. 6 ayını okulda geçiriyorsunuz. Aynı zamanda part time olarak çalışabiliyorsunuz. 2 ayını da okulun tatil olduğu dönemlerde 2 aylık bir full time çalışma hakkına sahip oluyorsunuz. Bu arada ben buradan da takip edeceğim size söyleyeceğim şeyleri. Unutmak istemiyorum çünkü hiçbirisini. Çünkü hepsi çok önemli arkadaşlar. Şimdi bu Work and Study'ye başvuru yaparken 25 haftalık bir programa kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Minimumda haftalık ders saati 15 saat olmalı. Bazen soruyorsunuz bu kurs programları çok pahalı, ben hepsini ödemek zorunda mıyım? Evet arkadaşlar, eğer ki kurs programımız 6000 euronun altındaysa bütün hepsini ödemiş olmanız gerekiyor. Çünkü hükümet sizden vize başvurusu aşamasında diyor ki size, bana okul kabul mektubunu gönderir misin? Bu okul kabul mektupları da birkaç tane oluyor. Bir tanesinde de faturanın tamamını ödediğinize dair bir yazı. Bu çok önemli. Zaten başvuru şartlarınızda da bu oluyor. O yüzden işte Tuğba Hanım, taksitlendirebilir miyiz? İşte yarısını gelince ödesem, böyle sorularla karşılaşıyorum. Bunları sormayın arkadaşlar. 6000 euronun altındaysa kurs fiyatınız, mutlaka hepsinin tamamını ödemeniz olmanız çok önemli. Şimdi arkadaşlar 2024 dil okulu fiyatlarına bir göz atalım. Tabii ki söyleyeceğim bu fiyatlar şu anki güncel fiyatlar olup 2 ay sonra fiyat değişirse, Tuğba Hanım siz böyle demiştiniz demeyin. Eğer ki atıyorum 2 ay sonra bu fiyatları güncellemek istiyorsunuz, o zaman bana DM'den, Instagram'dan mesaj atın, mail atın ya da mailimi biliyorsunuz. Mail atın. Ben size güncel fiyatlarını elbette söylerim. Ve vereceğim bu fiyatlar arkadaşlar Work and Study'nin genel İngilizcesi olacak ve sabah programı için vereceğim. Çünkü genelde hepiniz sabah programını merak ediyorsunuz. Çünkü öğleden sonra işte hepiniz işlere gideceksiniz, başka programlarınız olacak. Genelde herkes sabah programı istediği için fiyatları da ona göre ben araştırdım, buraya yazdım. O yüzden hani eğer ki öğlen fiyatlarını merak ediyorsunuz yine sorabilirsiniz bana ya da işte araştırdığınız neresiyse oradan sorabilirsiniz. Bunların hepsi dedim ki genel İngilizce olacak ve sabah kursu olacak. Neden genel İngilizce diyorum? Çünkü bazen siz atıyorum IELTS için özel program istiyorsunuz. Bu IELTS programları da bir tık pahalı olabiliyor. O yüzden söylüyorum. Şimdi kurs fiyatlarına geçelim arkadaşlar. Ekranı da ben yansıtacağım. Hep birlikte kurs fiyatlarını inceleyeceğiz. Ben de buradan takip edeceğim. Şimdi ilk olarak okulumuz CES okulu. CES okulları biliyorsunuz belki araştırdıysanız buradaki en çok tercih edilen okullardan bir tanesi. Fiyatı da 4850 euro arkadaşlar. Bu 20 saatlik, haftada 20 saatlik bir eğitim veren bir dil programı. Peki içeriği nedir derseniz, İçeriğinde tabii ki kursun ham fiyatı, ders kitabı, sağlık sigortası, sınav ücreti, havaalanı transfer gibi ekstra ücretler de dahil arkadaşlar. Totalde 4850 euro. En çok tercih edilen okullardan bir tanesi de Atlas okulları arkadaşlar. Biliyorsunuz başka lokasyonlarda da var Atlas okulları dünyanın. Kendini kanıtlamış güzel bir okul. Gerçekten dil okulu için, dil öğrenmek için kısa süreli geliyorsanız Atlas okullarını tercih edebilirsiniz. Fiyatı da 4900 euro. Haftalık 20 saatlik bir programı var. Yine buna kurs fiyatı, ders kitabı,
sağlık sigortası, sınav ücreti ve havaalanı transferi dahil arkadaşlar. Diğer okulumuzda TÜV'in okulları 5350 euro, bir tık pahalı diğerlerine göre, 25 haftalık bir program sunuyor olması ve tabii ki yine kendini kanıtlamış iyi okullardan bir tanesi diyebiliriz. Dördüncü sırada ise okulları var. Bu bir tık daha diğerlerine nazaran uygun ve daha az haftalık saat sürüyor. 15 saatlik minimum çalışma saati sunuyor gördüğünüz gibi. 3250 euro arkadaşlar bunun da fiyatı. Yine bu fiyat diğer söylediğim şeylerle hepsi beraber dahil. Şöyle söyleyeyim ben size, şimdi videoyu ilerletirken şundan da bahsedeyim. Ben burada neden sadece kurs fiyatını vermiyorum ya da işte neden kurs fiyatı diye içine ekliyorum. Şimdi bazen bir yerde görebilirsiniz reklamlarda. Size der ki mesela 3000 euro kurs ücreti ya da işte 2000 euro kurs ücreti der. Aslında orada bahsettiği şey sadece kurs ücreti arkadaşlar. Yani bu kurs ücretine dahil olması gereken şeyler şunlar. İşte sınav ücreti, sağlık sigortası, sizin kitap ücretiniz, sizin diğer havaalanı transferiniz olabilir. Belki istemiyorsunuzdur ama dahil eden danışmanlık şirketleri vesaireler oluyor. Ben o yüzden özellikle hani hepsine de dahil olduğu total bir fiyat koymak istedim size. Normalde atıyorum IELTS sınavı. Çünkü kurs bittikten sonra bir IELTS sınavına ya da TAEXAM'a girmeniz gerekiyor. Bunlar da 150 ila 250 euro arasında değişir. Yani bu ücretler bunlara dahil. O yüzden söylüyorum. Bir yerde çok daha ucuz bir fiyat görürseniz şaşırmayın. Orada eklemeden reklam amaçlı yapmış olabilirler deyip devam ediyorum. ISI Dublin'e bakalım arkadaşlar. ISI Dublin'de 4250 euro. Haftalıkta 15 saatlik hizmet veriyor. Yine söylediğim gibi sınav ücreti vesaire diğer ücretler dahil. UCD Dublin var. Biliyorsunuz UCD buradaki en önemli üniversitelerden bir tanesi ve aynı zamanda gördüğünüz gibi dil okulu hizmeti veriyor. Bu da 5650 euro haftalık 20 saat. Buradaki en pahalı okul diyebiliriz aslında buna. 20 saatlik haftalık bir eğitim sunuyor sizlere. Babel'a gelelim arkadaşlar. Babel'da 4350 euro total fiyat sunuyor size. Haftalık 15 saatlik bir eğitim veriyor. Eli okullar arkadaşlar yine en çok tercih edilen okullardan bir tanesi. Bu da 3750 euro arkadaşlar. Haftalık 15 saatlik bir eğitim sunuyor. Yine diğer paketteki içeriklere dahil bir fiyat bu. Future Learning arkadaşlar yine tercih edilen bir okullardan bir tanesi. 3850 euro haftalık 15 saatlik bir çalışma şekli var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Cork English Academy'deyiz. 3450 euroluk bir hizmeti var. Haftada 15 saatlik bir çalışma süresi var. Gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde. Yani yaklaşık olarak şöyle diyebiliriz. Ortalama bir kurs ücreti 3650 euro uygun fiyatlı olarak. Şimdi siz söyleyeceksiniz ki Tuba Hanım kimisi çok pahalı, kimisi çok ucuz. Hangisini tercih etmemiz gerekiyor? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben size. Şimdi hepinizin buraya geliş amacı farklı olabilir. Mesela siz 8 aylık bir dil eğitimi alıp ülkeye geri dönmek istiyor olabilirsiniz. Bu durumda tabii ki daha iyi okulları tercih edebilirsiniz. Çünkü kısa süreli kalacaksınız İrlanda'da. Ama bana hani her iki koşulda da aslında benim size tavsiyem daha uygun fiyatlı bir okul tercih etmeniz. Çünkü buraya geldiğinizde daha önce de söylediğim gibi dil kurslarına direkt adapte olamayabilirsiniz. Çünkü yeni bir ülkeye geleceksiniz. Çevreniz tamamen değişecek. Yeni bir hava, yeni bir iklim. Bunlar sizi tabii ki etkileyecek. Bu yüzden daha uygun fiyatlı olanlara yönlenirseniz hem para kaybetmemiş olursunuz, hem zaman kaybetmemiş olursunuz, hem de paranız cebinizde kalır. Bana kalırsa daha uygun seçin ilk etapta. Tekrar ikinci kez kurs almak isterseniz o zaman daha iyi okullara yönlenebilirsiniz. Onların da fiyatları hakkında videonun sonunda size bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu fiyatlar dediğim gibi kurs saatine, ders programına göre her türlü değişebilir. Ben bir rehber olabilmesi için size böyle bir video yapmak istedim. Bu arada çok önemli bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bahsettiğim bütün bu okullar MIE ve ILEB'e üye arkadaşlar. Daha önce beni takip edenler bilir. Bunların linklerini paylaşmıştım. Tekrar paylaşacağım. Aşağıda açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Belki Instagram'da da tekrardan paylaşabilirim görmeyenler için. İkinci bir hatırlatma olur arkadaşlar. Nedir bu MIE ILEB? Bunlar arkadaşlar onaylı, yani dil kurslarının buralardan onaylı olması çok önemli ki vize aşamasında sizin vize onayı alabilmeniz için çok ama çok önemli. Diyelim ki MIE ya da ILEB'e üye olmayan bir dil okuluna kaydoldunuz. Hiç bilmiyordunuz. Danışman da söylemedi. Okul da size bahsetmedi. Vize reddi alabilirsiniz. Ben daha önce duymadım bu şekilde başvuru yapıp da
red alan insanları. Ama çok önemli. Yani kurs ucuz diye hemen oraya başvurmayın. Çünkü bunları sorgulamanız çok ama çok önemli. Söylediğim bütün okullar da buralara üye zaten arkadaşlar. Üye olmayan hiçbirisini zaten size ben de söylemem. Onu da bir hatırlatma yapmak isterim. Arkadaşlar bir de şimdi kurstan bahsettik, fiyatlardan bahsettik. 8 aylık bir programa ne kadar ödeyeceğinizi söyledik totalde. Şimdi bir de bunların dışında kalan harcamalara şöyle kısaca bir ben de değinmek istiyorum. İlk olarak en büyük harcamanız tabii ki de konaklama olacak arkadaşlar. Şimdi İrlanda'daki öğrencilerin çoğu aile yanı ya da işte paylaşımlı evler tercih ediyor. Bu neden tercih ediyorlar? Çünkü atıyorum işte hostellere ya da normal dışarı kendiniz yalnız çıkmanıza nazaran daha uygun, bir tık daha uygun olabiliyor aile yanı ve paylaşımlı evler. Aile yanları yaklaşık olarak arkadaşlar 1000 ila 1200 euro aralığında. Paylaşımlı evleri ise daf.ie'den arkadaşlar bakabilirsiniz. Yine onu da aşağıda belirteceğim size. Oradan kontrol edebilirsiniz. Paylaşımlı ev dediğim yani evinizi başkalarıyla paylaşıyorsunuz. Mesela sizinle birlikte 3-4 kişi daha kalıyor gibi gibi. Bu rakamlar artabilir bu arada. Yaklaşık olarak haftalık fiyatları 300 ila 500 arasında değişebilir. Şimdi siz Daftia'ya girdiğinizde bazen böyle 500 euro görebilirsiniz. Aa dersiniz ne kadar ucuz. Aslında bu aylık değil arkadaşlar, haftalık fiyatı olabilir. Ona çok dikkat edin. Çünkü şu anda zaten fiyatlar oldukça pahalı. İrlanda'da giderek kiralar artıyor biliyorsunuz. Ben size negatif bir şey söylemek istemiyorum bu arada. Biliyorum şu an hepiniz araştırıyorsunuz, heyecanlısınız. Bir an önce bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ama İrlanda'ya geldiğinizde karşılaşacağınız en büyük problem konaklama arkadaşlar. Bunda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Umarım hiçbiriniz sıkıntı yaşamazsınız. Umarım istediğiniz gibi yerler bulursunuz. Dediğim gibi bu şekilde 300 ila 500 arası haftalık olarak paylaşımlı evlerde bakabilirsiniz daf.ie'den. Bunun dışında arkadaşlar Türk grupları var burada. Türk gruplarına girmenizi kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü orada ev paylaşımı yapıyorlar. Bazı arkadaşlar kendileri direkt bu işin ticaretini yapabiliyorlar. Paylaşıyorlar ilanları. Ama siz bir soru sormadan önce bence size tavsiyem. Önce gruplara girin, aratın orada. Daha önce neler konuşulmuş, neler yapılmış. Bunlara bir bakın. Ondan sonra işte aklınıza gelen soruları da sorun tabii ki. Diğer bir harcamanız arkadaşlar yol ücreti olacak. Tabii ki şunu dışında tutuyoruz. Atıyorum siz dil okulu seçtiniz. Ve şehir merkezinde. Çok güzel de bir konaklama buldunuz. Dil okulunuza çok yakın. Tabii ki sizin herhangi bir şekilde şeyiniz olmayacak. Hani şuraya gideyim, buraya gideyim bir masrafınız olmayacak. Ama bazen atıyorum daha uzak bir mesafeye gideceksiniz. Elbette ki Akbil diyeyim ben size. Eski dille Akbil kullanacaksınız. Burada Akbil dediğimiz şeyin adı Lip Kart arkadaşlar. Öğrencilere 1 euro basıyor. Yetişkinlere de 2 euro basıyor. Eğer ki siz atıyorum böyle kısa mesafelere gideceksiniz. Mutlaka şoföre gideceğiniz yeri söyleyin. Daha az basabilirsiniz. Atıyorum 1 euro yerine 68 cent. Oradan cebinizde kalır bir miktar para. Bunu da böyle dipnot olarak söyleyin dedim. Bu da yaklaşık olarak ben şöyle hesapladım. Hani aylık ortalama 80 ila 100 euro dedim. Aslında daha az tutabilir hani 40 euro vesaire. Ama şimdi siz dil okulunuz atıyorum uzaksa, aile yanında kalıyorsanız. Çünkü aile yanları genelde şehir merkezinin dışında oluyorlar. Yaklaşık 40 dakika mesafede oluyorlar. Şimdi siz oradan buraya gelirken mutlaka bir para harcayacaksınız. Bunun dışında atıyorum part time olarak çalışırken şirketiniz belki uzakta çalıştığınız yer yine Akbil basacaksınız. O yüzden ben bu miktarı bir tık yüksek tuttum. Hani ne olur olmaz diye. Tabii ki kişiye göre dediğim gibi değişebilir bu fiyatlar. Bunun dışında yeme içme ve kişisel masraflar arkadaşlar. Yani haftalık olarak 50 euro, aylık olarak 200 euro civarında diyebiliriz. Bu yine kişiden kişiye değişir. Mesela pahalı bir diyetiniz var diyelim. Belki siz haftalık 100 euro harcayacaksınız. Belki diğeri çok fazla gece hayatı var. Çok dışarı söylüyor. Evde yemek yapmıyor. Dışarıdan yemek söylüyor. Bu durumda da arkadaşlar belki haftalık 200 euro bile olabilir sizin masrafınız. Ben ortalama olarak daha böyle hani az masraflı evde yemek yapılan ya da böyle çok basic şeyler için 50 euro dedim aylık, haftalık çok pardon, aylık da 200'e denk geliyor. İşte birkaç arkadaşıma vesaire de sordum. Bunu ortalama olarak aldım. Atıyorum işte ekstra böyle şampuan, duş kremi vesaire gibi şeyler olursa bunların bazılarını aylık almıyoruz biliyorsunuz. Belki 2 ayda bir yeniliyoruz. Bu da işte aylık 50 euroya denk gelebilir. Bu da aklınızda olsun arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ki çok harcayan bir insansanız bu fiyatlar yükselebilir. Eğer ki çok 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 cimri bir insansanız böyle her şeyden kendinizi işte kısıyorsanız belki bundan daha düşüğe bile mal edebilirsiniz. İrlanda yiyecek içecek açısından arkadaşlar uygun bir yer ama maalesef 2 sene içerisinde fiyatlar oldukça yükseldi. Bunu da söylemiş olayım. Bunun dışında faturalara geçelim arkadaşlar. Faturalarda genelde temel ihtiyaçlardan bir tanesi telefon faturanız olacak tabii ki de. Bunu da burada Tri diye bir şeyimiz var bizim.
işte Vodafone gibi bir telekomünikasyon şirketi. Bu aylık 20 euro veriyorsunuz. İşte sınırsız SMS, arama, internet gibi hizmetler alabiliyorsunuz. 20 euro da gayet makul arkadaşlar. Bunun dışında My48 diye bir uygulama var. Bunu da arkadaşlarım yeni yapmış. Onlardan öğrendim. Daha uygun bir uygulama istiyorsanız bu olabilir. Bu da aylık 13 euro arkadaşlar. Gayet bence makul bir uygulama. Gayet iyi çektiğini falan söylüyorlar. Bilmiyorum, ben henüz denemedim. Arkadaşlarım şu an kullanıyor. Bir tanesi yıllardır kullanıyor. Gayet memnun olduğunu söyledi. Sizlere de bunu söylemek istedim. Linklerini de aşağıya bırakırım bunların da. Belki yardımcı olur. Önceden bir bakarsınız. Bunun için arkadaşlar elektrik, doğalgaz. Şimdi kiraya bağlı tabii ki arkadaşlar bunlar. Bazı arkadaşlarımız daha çok ödüyor. Bazı arkadaşlarımız daha uygun ödüyor. Bazılarımız hiç ödemiyor. Atıyorum aile yanında kalıyor. Anlaşmış okulla. Aile yanında işte elektrikti, wifi'di, işte başka şeylerdi, dahil oluyor. Hatta bazılarında artı breakfast, işte kahvaltı da dahil olabiliyor arkadaşlar. Bunları da söyleyelim. Ama diyelim ki işte dahil değil ya da tamamen ayrı bir evdesiniz. Şimdi elektrik faturasına aylık olarak yaklaşık 80 euro diyebiliriz arkadaşlar. Bazı evlerde doğalgaz olmuyor. Genelde her şey elektrikli olabiliyor burada arkadaşlar. O yüzden 80 euro makul. Yani doğalgaz da varsa atıyorum ona yani... Paylaştırabilirsiniz. Çok doğalgaz olayına girmek istemiyorum çünkü her evde bu şekilde değil. O yüzden doğalgazı şimdilik bence saymayalım. Ben de yanlış bir şey vermeyeyim. Yani ben şu anda hem elektrik hem doğalgaz ödüyorum. Ama beni baz almayın çünkü ben öğrenci değilim. 2 kişilik bir aileyiz. O yüzden onu dahil etmeyeceğim. Onu belki başka bir videoda, yeni bir güncel bir video yaparsam daha iyi olur sanırım. Sizlere de bir yol göstermiş olur. 2 kişilik aile ne kadar oluyor giderleri yaklaşık olarak. Bunun dışında arkadaşlar su faturası ödemiyorsunuz tabii ki, biliyorsunuz. İrlanda'da su bedava. Sonrasında son olarak şey diyelim. GNIB kartı unutmayalım arkadaşlar. Bazılarınız şok olabiliyorsunuz. Hiç işte duymamışsınız ya da işte danışmanlık firmasından kimse söylememiş. Olabilir böyle şeyler. İnsanlık hali. GNIB karta geldiğinizde kendinizi sisteme kayıt ettirmek için gidiyorsunuz ya hani ofislere. 300 euro gibi bir ücret ödeyeceksiniz arkadaşlar, aklınızda olsun. Bu şekilde benim aklıma gelen büyük majör harcamalar bunlar arkadaşlar. Sizin aklınıza gelen, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın. Elimden gelince yanıt vereceğim arkadaşlar size. Ve unuttuğum bir şey olursa, burada yaşayan arkadaşlar bu videoyu izler de denk gelirse aşağıda söylesinler, hani burası bence böyle değil şöyle falan derseniz çok daha iyi olabilir arkadaşlar. Şimdi ne kadar harcamışız biz bu 8 ayda, ne kadar harcayacağız bir bakalım. Ben buraya yazdım, hep birlikte bakacağız. Şimdi atıyorum ben Babel'ı seçtim dil okulu olarak. Dublin'e gelmek istiyorum. Ne kadardı? 3450 euroydu. Babel'ın totaldeki bütün fiyatları 8 aylık arkadaşlar. Şimdi ben diyelim ki konaklama aile yanı seçtim. 1000 euro verdim oraya da. 1000 euroluk aile yanı 8 ayda bana 8000 euro yapıyor arkadaşlar. Bundan daha ucuz ya da daha pahalı yerler bulabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı arkadaşlar. Yani kişiden kişiye çok değişir. Bu tamamen ve referans. Bunu kesinlikle unutmayın. Faturalarda aylık topladığımızda 373 euro yapıyor. 8 ayda 933 euro ben fatura ödüyorum. Buna işte telefonum, elektriğim vesairem dahil. Ve GNIB'ye 300 euroluk bir ödeme yapıyorum. Toplamda arkadaşlar 12.683 euro ödüyorum ben. Bu 8 ayda totalde. Baktığınız zaman gördüğünüz gibi en büyük kalem tabii ki ne yazık ki konaklama. Keşke 500 euroya aylık konaklamalar olan bir öğrenci yeri yapsalar İrlanda'ya. Şimdi siz ne kadar kazanacaksınız onu hesaplayalım. Şu anda arkadaşlar asgari ücret 11.30 euro İrlanda'dan. Siz part-time çalışırsanız aylık 6 ay boyunca haftada 20 saatten siz totalde aylık 904 euro kazanacaksınız. 6 ayda ise 5424 euro kazanacaksınız. Matematikte hatam varsa düzeltin. Biliyorsunuz 6 aylık part-time çalışırken haftada 20 saat çalışıyorsunuz. Bu yasal olan süre arkadaşlar. Daha fazla da çalışabilirsin. Ama benim bununla ilgili herhangi bir bilgim yok. Çok da bu kısmına girmek istemediğim için sizlere bu kısmı söylemiyorum arkadaşlar. Atıyorum siz garsonsunuz. Tiplerle belki daha fazla da kazanabilirsiniz bu arada. Bunlar çok değişken kısımlar, basamaklar arkadaşlar. 2 ayda full-time çalışırsanız siz toplamda 40 saat çalışabiliyorsunuz haftada, biliyorsunuz. Aylık 1808 euro oluyor. 2 aylık olarak ise totalde ise 3616 euro kazanabiliyorsunuz. Toplamda arkadaşlar 9040 euro kazanıyorsunuz. Şimdi ben toplamda ne kadar harcadım? Toplamda ne kadar kazandım? Aradaki fark arkadaşlar bize 3643 euro. Yani bu İrlanda'ya gelmeden önce benim cebimde bulunması gereken para miktarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıktayız. Kendimizi amorti edemiyoruz şu anda.
Çünkü eksideyiz. Dolayısıyla sizin aslında benim size söylemek istediğim şey 4000 euro bence en az cep harçlığıyla şu anki ekonomiye göre gelmeniz gerekiyor. 2 yıl önce size şey diyordum ben, yanlış hatırlamıyorsam 3000 euro cep harçlığıyla en az gelin diyordum. Gördüğünüz gibi 2 yılda 1000 euroluk bir artış olmuş masraflarda. Dolayısıyla arkadaşlar cep harçlıksız kesinlikle gelmeyin. Bu soruyu bana çok sorduğunuz için ben de söylüyorum. Bunun dışında şunu da bir hatırlatmasını yapmış olayım. Biliyorsunuz ki artık vize başvurusunda bankada 10.000 euro olması gerekiyor arkadaşlar ve 6 ay o hesapta durması gerekiyor. Ne kadar uzun süre durursa, ne kadar güzel düzenli bir para akışı varsa oraya sizin için daha iyi olur. Biliyorsunuz daha önce bu miktar 7.000 euroydu. Maalesef geçen sene yazdan sonra, yaz sezonundan sonra artırdılar fiyatı. 10.000 euro oldu ne yazık ki. Keşke olmasaydı. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da unutmayın kesinlikle. Şimdi diyelim ki siz 8 ay boyunca İrlanda'da kaldınız. Dil okulunuz bitmek üzere. Çok memnunsunuz İrlanda'dan. Ya da işte İrlanda'da kalıp da full time çalışmaya geçmek istiyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz, tekrar hatırlatayım, Türkiye ile İrlanda arasında bir anlaşma var. Eğer siz bir yıl boyunca dil okulunda İrlanda'da kalırsanız sonrasında başvuru yapıyorsunuz Stamp 1 denilen stage'e. Ona başvurduktan sonra da kabul olursa siz full time çalışmaya geçebiliyorsunuz. Artık dil okuluna da ihtiyaç kalmıyor. Bu yüzden biliyorum ki çoğunuz buraya gelip dil okuluyla yerleşmek istiyorsunuz. O yüzden arkadaşlar şimdi yenileme aşaması çok önemli. Yenilemede dil okuluna atıyorum 3500 ödediniz. Yenileme yaparken bu fiyatlar yarı yarıya düşüyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Ek olarak 300 euro yine GNIB masrafınız oluyor. Bunu da buradan söylemiş olayım. Yenileme de bu şekilde. Yenileme ile ilgili arkadaşlar bazı sorularınız oluyor. Onunla ilgili ayrı bir video yapalım. Bu videoyu fazla uzatmak istemiyorum çünkü. Onunla ayrı bir videoda görüşürüz inşallah. Benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Umarım yararlı bir referans videosu olmuştur. Kesinlikle fiyatların güncellemesini bizden öğrenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana DM'den yazın. Ben size elinden gelince yardımcı olmaya çalışırım. Bunun dışında da arkadaşlar kanala abone olmadıysanız abone olmayı kesinlikle unutmayın. Size çok ihtiyacım var bu konuda. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi, merak ettiğiniz başka konular var mı ya da yapmamı istediğiniz bir video var mı? Onları da yorumlar kısmına yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdiden hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.